Herkese selamlar, ben Geek'ti Gecko. Chrono Trigger oynamaya devam ediyoruz. En son şuradan inmiştik ve ilerlemeye devam ediyorduk, hatırlarsanız. Bundan sonra uzun bir süre save yok demiştim. O yüzden devam ediyoruz. Ha. Hareket eden objelere saldırıyor bu. Bugge denilen. Bugge deyince aklıma Bukake geldi. Bilen bilir Bukake'yi. Ya da ben yanlış hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam tam bir sapık olduğum meydana çıkacak. Çünkü alakasız kelimelerden cinsel çağrışımlı kelimeler aklıma geliyor demektir. Neyse, saçmalıyorum şu anda. Burada peygamber develeri var yine. Tonik. Hayda. Uyuyakaldık. Okul hayatımın hikayesi ya. Uyuyakalmak. Bir yaratık osur olarak uykuya daldırabilir mi ya karakterleri? Bildiğin osuruyor herif. Baksana. Kendimi güldürdüm. Evet, bir heal yapsın. Aura. Evet. Bugün ne oldu? Enteresan bir şey olmadı bugün. 2 gündür kayıt yapmıyorum, farkındayım. 2 gündür biraz canım sıkkın açıkçası. Tabii ki okul yüzünden. Dün tek saatlik dersim vardı ama gitmedim. Bugün öğrendim ki hoca gelmemiş o tek saate. Çok sevindirik oldum. Hadi bir de seninle dövüşelim. Proto 2. Şeye benziyor ya bu. En azından kafa yapısı olarak. Metal Gear Solid'deki Cyborg Ninja'ya benziyor. Gayet kolay öldü. Şuradaki hayaletlerle de dövüşelim. Yolumuza çıkan her şeyle dövüşeceğiz. Çünkü bu oyunda yükseltmenin tek yolu bu. Ve yine unutarak fiziksel saldırı yaptık. Flame Toss. Yep. Bu arada bu oyunun zannedersem 15-16 tane sonu var. Ben hepsini görmedim şimdiye kadar. Sadece klasik sonu gördüm. Bu oynayışımda sizlerle beraber bütün sonları görmeyi amaçlıyorum. İnşallah oraya kadar gelebiliriz tabi. Güzel. Bizim yerimizi öldürüyor. Hareket ediyor diye. Hadi bana da saldır. Bu fareler de basbayağı düşman olarak karşımıza çıkmaya başladı.
Bugün günlerden 12 Nisan. Birazdan 13 Nisan olacak. Saat 12'ye geliyor çünkü. Yarın deneyim var yine. Oturup deney raporu yazdım. Dünyanın en angarya işlerinden biri zannedersem deney raporu yazmak. Haftaya 3 tane vizem var. O yüzden elimden geldiğince kaydı uzun tutup böleceğim, stok yapacağım. Çünkü uzun süre bir daha kayıt yapamayabilirim. Aa! Daha başlar başlamaz saldırmak da iyiymiş. Evet, bu fabrika içinde ilerliyoruz hala. Tonik kullanalım bu sefer. Evet. Başka şey var mı? Evet, burada var. Adam direkt saldırıyor ya. Ah, bugün çok susuyorum. Bu bölümde her zamanki gibi. Çünkü pek bir şey yok konuşacak. Aynı olay burada da geçerli. Evet. Bu dönemde bulduğumuz üçüncü garip kapı. Bunlarla her zaman dediğim gibi daha sonra ilgileneceğiz. Mümkün mertebe spoil vermemek istiyorum. Daha önce oynadığım için oyunu. Bugün Corvusate'le bunu konuşuyorduk aslında. Köllemesine oynamak mı iyi yoksa daha önce oynadığım bir oyunun LP'sini yapmak mı iyi? Bence köllemesine oynamak daha iyi. Çünkü insanlar sizin o anki gördükleri hissiyatınız oyuna verdiğiniz ilk tepki oluyor. Genellikle. Tabii hissiz biri değilseniz eğer. Yani mikrofonda poker face oynamak fazla iyi değil. Sevinçlerine hastayım ya. ...1999 AD. The Day of Lavos. Evet, bu sahne inanılmaz kritik bir sahne. Bütün dikkatinizi vermenizi istiyorum bu sahneye. Gördüğünüz şey Lavos ya da Lavos, okunuşu nasıl bilmiyorum. Evet, gördüğünüz üzere Lavos denilen varlık dünyayı yok ediyor. İnkar etsen ne olur ki yani inanmaya. Sanki gerçek değişecek. Maalesef öyle. Tarihi değiştirebiliriz diyor. Okey. Bu Japon oyunlarında karakterlerin böyle gaza gelmesine bayılıyorum ya. Hep birlikte yapabiliriz. Hadi hep beraber el ele tutuşalım.
Tamam, gördük anam bunu. Aa, bir daha göstereyim. Neyse, bir daha izlemiş olursunuz artık. Dünyanın anasının nasıl sikildiğini görürsünüz. Evet, şimdi geri dönüyoruz. Gaz müzik çalmaya devam ediyor hala. Birer kez daha dövüşelim bunlarla. Arkadaş bir vurma ya. Hep sen yapıyorsun bunu. Hep sen büyütüyorsun. Bu müzik de ilk başta çalan müzikti galiba. İntro'da çalan. Klasik RPG oyunlarında her zaman olduğu gibi. Daha doğrusu düşmanı görebildiğimiz, hani rastgele savaşların olmadığı RPG oyunlarında olduğu gibi, yaratıklar respawn oluyor. Respawn. Spawn'u çok severim bu arada. Çizgi roman olan. Todd McFarlane'ın. Todd McFarlane. Evet, Chrono level up yaptı. Devam ediyoruz. Şurada da bir tane hareket edeni siken bir robot vardı. Aha. İlk kurbanı fare. Fireworld. Bir de aura lazım. Kime? Marla. Aslında Luca'ya da lazım da. Luca'ya bayağı lazım şimdi. RPG oyunlarında tanıdık olduğumuz White Mage rolünü üstleniyor. Yani iyileştirici gücü var. Fakat oyunun başı için böyle. İleride diğerleri de Marl gibi, Aura, Heal, Life gibi büyüler öğrenebilecek. Yine büyü yapacağız buna. Bir de muhtemelen de dikkatinizi çekmiştir. Menüde her karakterin yanında bir elemental yazı var. O yazı her karakterin uzmanlaşabileceği elemental büyüyü gösterebiliyor. Mesela Chrono'nun yanında Lightning var. Luca'nın yanında Fire var, ateş. Marl'ın yanında Water var, su. Bunlar hep üzerinde uzmanlaşabileceğiniz büyüler. Şu anda çok spesifik büyüleri yok. Gördüğünüz gibi. Fakat ileride level atladıkça ve tek puanlarımız geldikçe bu büyüler de aktifleşecek elbette. Evet, her zamanki ilk saldırıyı ben yaparım, Tribi. Prototuğunu. Yep. Devam ediyoruz. Peygamber develeriyle savaşacağız. Savaşmayacağız, dövüşeceğiz. Savaşacağız deyince nedense böyle iki büyük ordunun birbiriyle karşılaşması geliyor aklıma. O yüzden... Ha, yine Osur da uyut bizi. Amına koduğum. Başka bir numaranız yok zaten. İyi. İkiniz de kaçırdınız. Herhalde gerçekten böyle birisi osurunca millet uykuya dalsa benim etrafımdaki herkes 7 gün 24 saat uyuyor olurdu. Gördünüz mü esprinin inceliğini? Bak ne biçim espriler yapıyorum.
sırf sizi eğlendirmek için kendimi düşünüyorsam namerdim. Kendi egomu tatmin ediyorsam ne olayım. Siz de gülün ki ben de bir bok yaptığımı zannedin burada. Evet, devam ediyoruz. Hop. Merhaba. Gerizekalı. Fareyi öldürelim de. Aslında bu robotlara Lightning daha çok etkiler. Ama henüz Lightning saldırımız yok. Yıldırım saldırımız yani.